insan için sadece emeğinin hakkı vardır demek. Yani diyor ki bize kitap, hiçbir şeye sahiplenmeye kalkmayın. Sizin değil çünkü. İspatı da ölümdür. Bırakıp gidiyorsunuz. O zaman kalıcı olan bir şey var, onundur. O zaman peki biz neye sahip olacağız? Yani hiçbir bir şeyimiz olmayacak. Hayır, olacak. Emeğinizin karşılığı olacak. Emeğinizden başka bir şey sahip olmaya kalkmayın. Kalkarsanız o size başkasından geçmiş demektir. Onu geri verin diyor. Ben Kur'an-ı Kerim hiçbir yerinde emeğiyle çalışan, insanlara faydalı olan, adaleti uygulayan ve başkasına yararı olan, başkasına infak eden eleştirildiğini görmedim. Üreten adamın eleştirildiğini görmedim. Paylaşmayan adam eleştiriliyor. Her şeye sahip olmaya kalkan eleştiriliyor. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamalıyız. Kur'an'daki yasak ağaç, işte o Sosyal İslam kitabında, mülk yazılarında bunları uzun uzun anlatıyorum. Burada vaktimiz epeyce uzun, kısa olduğu için kısaca değinmek durumunda kalıyorum. Kur'an'da yasak ağaç mülkiyettir. Bir şeye sahip olmaya kalkmayın diyor. Onlar yasak. Emeğinizi alın sadece. Habil Kabir'i mülkiyet yüzünden öldürmüştür. Bahçeye çit çeviriyor, bura benim diyor. Elma bahçesi, armut bahçesi. Vermem diyor. Habil de ona diyor ki, niye vermiyorsun? Elmayı sen mi yarattın? Ağacı sen mi yarattın? Yani sen ağaçtan elmayı alıyorsun. O diyor ki, benim elmamı çaldın. Etrafına çit çevirmiş. Sen de ona şöyle söylüyorsun. Bu elma nasıl senin oluyor? Ben bu elmayı senin bahçenden almadım. Ben bu elmayı ağaçtan aldım. Ağaçtan aldım. Ağacı sen mi yarattın ki? Elmayı sen mi yarattın ki? Bu benim diyorsun. Etrafına çit çeviriyorsun, kimseyi sokmuyorsun. Tamam, sen kendin orada ekiyorsun, biçiyorsun, üretiyorsun, ürettiğinin karşılığını alıyorsun. Ama ağaç nasıl senin oluyor? Toprak nasıl senin oluyor? Bunları yaratan, onlara üretim gücü veren, biz maddenin sahibi değiliz. Biz sadece maddeye şekil verebiliriz. Maddenin sahibi Allah'tır. Ham maddenin sahibi Allah'tır. Toprağın, havanın, suyun, bütün girdilerin esas sahibi Allah'tır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mülk Allah'ındır derken. Siz diyor, şekil verişinizin karşılığını alın sadece. Diğerlerine sahiplenmeye kalkmayın demek istiyor. Evet. Şimdi o zaman hocam anladığımız şeyleri şöyle bir üstünden ben doğru mu anlamışım diye onayınızı almak için. Demek ki bütün bunları anlamamızı sağlayan ibadetler, çok güzel bahsettiniz demin. Hani hacca gittiğiniz zaman herkes çıplak üzerine aynı örtüyü örtünüp geziyor. Birbirinden fark olmuyor. Namazda alnımızı yere koyuyoruz. Bu kibir de yok oluyor. Bunlar ritüeli. Ama esas ibadet bunu yaşayabilmemiz değil mi? Yani hayatta bunu gerçekleştirebilmemiz. Evet, şimdi ondan bahsedelim isterseniz. Ama ondan bahsetmeden çok güzel bir şey okuyacağım. Sizin kitabınızdan size. Bu benim çok hoşuma gitti. Bir saniye. Şu şey, kral su istemiş. Bunu çok güzel anlatıyor. Çünkü bütün sorulan sorular aynen bunun gibi. Şimdi Yüce Efendimiz ve Haşmetli Kralımızın emrinde şu zerafete bakın. Böyle bir şiir dünya tarihinde daha söylenmedi. Su getirin, su getirin, su getirin. Dalkavuk, efendim sizin sözünüz üstüne söz söylenmedi. Pardon, özür dilerim. Önce kral su istiyor. Su getirin, su getirin, su getirin diyor. Şair diyor ki, Yüce Efendimiz ve Haşmetli Kralımız emrinizde şu zerafete bakın. Böyle bir şiir dünya tarihinde söylenmedi. Su getirin, su getirin, su getirin. Dalkavuk diyor ki, efendim sizin sözünüzün üstüne söz söylenmedi şu alemde. Su getirin, su getirin, su getirin. Din adamı, her kim bunu günde 100 kere söylemeye cennet köşkleri onu bekliyor.
aşk ile dolu bir daha söyleyelim. Su getirin, su getirin, su getirin. Medyum diyor ki, kralımız bu sözüyle gelecek yılın bolluk bereketiyle geçeceğini haber veriyor. Şevk ile bir daha söyleyelim. Su getirin, su getirin, su getirin. Kahin, bana bir su getirin cümlesinin ebced hesabı ile değeri 2015'tir. Kralımız bu yılda kıyametin kopacağını haber veriyor. O yıla dikkat edin ve bu cümleyi sakın unutmayın. Su getirin, su getirin, su getirin. Velhasıl bir bardak suyu getiren olmuyor. Ama her yan su getirin, su getirin, su getirin sesleriyle inliyor. Bu su edebiyatıdır, almış başını yürümüş, dilden dile dolaşmış, hafızlar ezberlemiş, en güzel hattatlar yazıp duvara asmış. Ne zavallı ve zavallı kral, durumu ne hazin, bir bardak su içememiş. Ben bu kralı Allah'a benzetiyorum. Su getirin, su getirin, su getirin diyor. Herkes bir dilden bir şey söylüyor. Ama suyu veren yok. Yani şey, o kadar güzel anlatmışsınız ki. Günümüzde de şey, Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletidir, hukuk devletidir. Yani. Hatta adalet saraylarımız da var ama evet, adalet yok. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Çok fazla soru alıyoruz. Evet, bu soruları son yarım saate bırakacağız. Hocam rahat olabiliriz. Bir saat uzatılmış vaktimiz ve dolayısıyla biz ikiye kadar buradayız. Çağlar, bu soruları sonunda, son yarım saatte okuman için sana veriyorum. Ve sizin dinle ilgili çok güzel bir yazınızı okuyup gene bir soru sormak istiyorum. Gerçek din hava gibidir. Hiçbir yerde görünmez ama herkesi yaşatan odur. Gerçek ibadet de su gibidir. Her yerde akar, her şekle girer, hep başkasına hayat verir. Azından kana kana içersin, çoğunda boğulursun. Çok güzel. Yani bu ritüellerin arasında biz o evet, kadar boğulduk bu ki. Bu din ve ibadet mevzusuyla başlamıştık. Din üzerinde epeyce durduk. Bir de ibadet var. Evet. O okuduğunuz yerlerde de onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ibadet yapmak demek. Arapça kök itibariyle yapmak, bir şey yapmak. Kur'an'daki kullanışı itibariyle ibadet iş ve değer üretmek manasına geliyor. Buradan bakıldığında Türkiye'de özellikle din konusu üzerinde kafayı yoranlar için söyleyecek olursak unutulmuş bir kavramı, hiç kullanılmayan bir kavramı ve fakat Kur'an'da anlatılan bir kavramı söylemek istiyorum. O da nusuk kavramıdır. Nusuk menasik demektir. Haçta biraz kullanılır ama haçın dışında kullanılmaz. Halbuki Kur'an haçın dışında da kullanılıyor. Tekrar edilen hareketler demektir. Yani Batı dillerindeki ritüel dedikleri şey. Tekrar edilen sembolik, imgesel, simgesel hareketler demektir. Nusuk. Bir de ibadet var. Baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de 6-7 yerde nusuk kavramı geçiyor. Bunlar namazla, oruçla, haçla, kurbanla ilgili kullanılıyor. Ama ibadet kelimesi 270 küsur yerde geçiyor. Ve namazla, oruçla, haçla ilgili kullanılmıyor. Yani Kur'an namaza, oruca, hacca ibadet demiyor. Namaz bir ibadet değildir. Namaz bir nüsuktur. Yani tekrar edilen bir harekettir. İbadeti namazdan sonra yapacaksınız. O hareketi yapacaksınız. O hareket size bazı ilhamlar, yönlendirmeler yapacak. Namazdan çıktığınızda ibadet edeceksiniz. Dolayısıyla ibadet hayatın içinde oluyor. İbadet tapınakta olmaz. İbadet hayatın temposunun aktığı yerde olur. Yani mülk ilişkilerinin döndüğü, alışverişlerin yapıldığı, komşulukların yapıldığı, hüküm verildiği, yönetimlerin, yöneticilerin olduğu yerlerdedir ibadet. Televizyonlardadır, ekranlardadır, fabrikalardadır. Üretimin olduğu yerlerdedir, bölüşümün olduğu yerlerdedir. Buralarda olan şeye Kur'an-ı Kerim ibadet diyor. Taabbut diyor, yani yapmak, iş ve değer üretmek. Bunu biraz evvel o güzel ahlak rivayetinde de aktarmıştım. Peygamber size
bedene kolay gelen bir şeyi haber vereyim mi, ibadeti haber vereyim mi, o güzel ahlaktır diyor. Güzel ahlaka ibadet diyor. Mesela müminin keremi onun dinidir diyor. Yani mümin insanın, güvenen insanın, güvenden kaynaklanan keremi, yani vermesi, cömertliği onun dinidir diyor. Cömertliğe din diyor. Güzel ahlaka ibadet diyor. Ama namaz, oruç, hac bunlar ibadet değildir. Bunlar nüsuktur Kur'an'a göre. Şimdi bunu en iyi şöyle anlayabiliriz. Bir örnek vereceğim. Hazreti Ali, yani nüsuk ile ibadet arasındaki farkı ve bunların ne ifade ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Hazreti Ali pazar yerinde önceden gelip yer tutmayı yasaklıyor. Diyor ki kimse önceden gelip yer tutmayacak. Kim sabah erkenden gelirse o yer onun olacak. Orada satışını yapacak. Pazar mafyasını ve tekelini kırıyor. Yer tutma olmayacak. Üretici malını üretecek ve özgür pazarda gelecek, sabah erkenden çalışkanlığıyla nereye kurarsa orada ürettiği şeyleri satabilecek. Ama kapitalizm böyle bir şey değildir. Büyük şeyler vardır, ele geçirmişlerdir piyasaya. Onlara rağmen bir şey yapamazsınız. Medine pazarı böyleydi. Ve bunu Hazreti Ali, asıl diyeceğim o, izah ederken, yani bunu hangi gerekçeye dayanarak böyle yaptığını söylerken şunu söylüyor. Kimse pazar yerinde önceden yer tutmayacak. Tıpkı camide namaza gittiğinizde önceden yer tutamadığınız gibi. Camiye gidiyorsunuz. Benim yerim şuraydı diyebilir misiniz? En safa geçebilir misiniz? Servet ve iktidar sahipleri en önde, yoksullar en arkada, beyazlar önde, zenciler arkada falan, öyle bir şey olmaz. Gidersiniz ve bulduğunuz yerde, kim erken gelirse bulduğu yerde durur. Oradaki saf halinde oluşu, safın verdiği anlamı, yani o nüsukun kendinde verdiği anlamı hayata taşıyarak, pazar yerine taşıyarak, tıpkı diyor pazar yeri de namaz yeri gibi olacak. Önceden gelinip yer tutulmayacak. Bak, nüsuku ibadete dönüştürüyor. Camideki saf nüsuktur, Hazreti Ali'nin pazarda yaptığı ibadettir. Anlatabiliyor muyum? Tapınakta olan şey nüsuktur. Mescitte olan, camide olan şey imgesel ve simgesel hareketler. Rükunun bir anlamı vardır. Secdenin bir anlamı vardır. Kıyamda durmanın başka bir anlamı vardır. Tavaf etmenin başka bir anlamı vardır. İhrama girmenin başka bir anlamı vardır. Bunların hepsi camiden çıkınca, haçtan dönünce, pazar yerinde, iş yerinde hükmedilen, yönetilen, ailelikte, komşulukta, yani hayatın içinde bir davranışa dönüşmelidir. Öyle olduğu zaman ve akimu salat olur. Onlar salatı ikame ederler. Yani ritüeli hayata taşırlar. Ebu Cehil gibi boş boş yapmazlar. Öyle olursa feveylül lil musallin. Vay o sizin yaptığınız ritüellere. Vay o boş boş yatıp kalkmalarınıza. Vay boş o boş boş dönmenize. Bunları sadece orada yapıyorsunuz. Allah'ın bununla razı olacağını zannediyorsunuz. Ne kadar yatar kalkarsam, ne kadar secdeye varırsam, ne kadar tavaf edersem, Allah o kadar hoşunu doluyor zannediyorsunuz. Halbuki bunların hiçbirisi sizi kurtarmaz. İstersen 100.000 kez git hacca, bir kez gönül kırdın ise, bu yaptığın hac, hac değil diyor Yunus Emre. Evet. Bu kıldığın namaz, namaz değil diyor. Asıl olan insanları sevmek, onlara iyi davranışta bulunmak, kötülük görsem bile iyilik yapmaktır. Kötülük görsem bile iyilik yapmaktır. Kötülük görsem bile iyilik yapmaktır. Hep bu, hep bu insanlar arasındaki sevgi ve merhametin yayılmasına sebebiyet verir. Bakın Hazreti Peygamber'den örnek verdim.